1992 yılında Türkiye'ye geldi. 2007 yılında Türk vatandaşlığına geçti. Yabancı yatırımcı getirdiği Türkiye'ye hayal edemeyeceği milyar dolarları kazandırdı. Yetmedi, Türkiye ve dünya genelinde FETÖ'cülere savaş açtı. Ancak FETÖ'cü suçlamalarına maruz kaldı. Mübariz Gurbanoğlu. Azerbaycan Türk'ü armatör bir hayırsever. Dünyanın en büyük gemicilik şirketlerinden birisi olan Palmali Grubun sahibi. Hedefte 17-25 öncesi ve sonrası FETÖ ile ilişkisi olmadığı öne sürülen ünlü isim Mübariz Gurbanoğlu FETÖ'cü suçlamasına maruz kaldı. Her şey 2017 yılında CİMER'e yazılan bir ihbarla başladı. İhbarda Gurbanoğlu'nun FETÖ'ye irtibatlı olduğu iddia ediliyordu. Bağlantıları didik didik edildi. FETÖ'ye dair bulgu yok. 17-25 sonrası Bank Asya ve FETÖ'nün diğer şirketlerine parasal katkı sağladığına dair delil sunulamadı. Baylok ve benzeri özel şifreli yazışma programını kullanmadığı anlaşıldı. FETÖ derneklerine bağışta bulunmadı. Emniyet, MIT ve MASAK raporlarına rastlanılamadı. Kapsamlı sosyal medya taraması yapıldı ancak FETÖ'ye dair iz bulunamadı. Örgütün sivil toplum kuruluşları adı altında sohbet ve toplantılarına katıldığına dair fotoğraf ve video kaydına rastlanılamadı. Örgüte himmet adı altında para aktardığına dair hiçbir bulgu ortaya konulamadı. Yargıda ve emniyette örgüt lehine hareket ettiği tespit edilen kişiler arasında yer almadı. FETÖ iltisaklı SGK kayıtları bulunamadı. Takipsizlik. Kısacası soruşturmayı yürüten mahkeme FETÖ'cülük kriterlerini taşımadığı anlaşılan Türkiye ve Türk dostu Mübariz Gurbanoğlu hakkında takipsizlik kararı verdi. Peşini bırakmadılar. Ancak Mübariz Gurbanoğlu hakkında bu kez yeni bir FETÖ soruşturması açıldı. Dosyadaki gizlilik kararı sebebiyle Mübariz Gurbanoğlu'nun neyle suçlandığı bilinmiyor. Kimlerin hedefinde? Bir dönem FETÖ'cüler tarafından tehdit edilen Gurbanoğlu'nun Türkiye'de son dönemde etkin olan bir enerji firması tarafından bertaraf edilmeye çalışıldığı iddia ediliyor. Terörist başı Fethullah Gülen'in ses kaydı. Ben bizzat gitmedim de sadece bir iki insan geldi buraya, yani onlarla görüştüm. Bu sözler Pensilvanya'da ikamet eden Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in bizzat kendi ağzından dökülüyor. Ben bizzat gitmedim de sadece bir iki insan geldi buraya, yani onlarla görüştüm. Gülen 2017 yılında, yani 15 Temmuz işgal girişiminden sonra Mübariz Gurbanoğlu'nu hedef aldığı ileri sürülen ve Türkiye'de de etkili olan bir enerji firması yetkililerinin kendisiyle görüşmeye gelip temas kurmak istediklerini söylüyor. Sahibi. Orada bir kere görüştük, bizden bir adam istedi yani. Amerika'yı da iyi bilen, buradaki insanlarla temas eden, böyle diyalog adına işe yarar diye bir insan istedi. FETÖ elebaşı Gülen'in Mübariz Gurbanoğlu'na kafir dediği ses kaydının tamamını dava aşamasında olan bazı dosyaların selameti için şimdilik yayınlamıyoruz. 2007 yılında Türk vatandaşlığına geçip Gurbanoğlu soyadını alan Mübariz Mansimov, 17-25 öncesi dahi FETÖ'ye karşı büyük bir mücadele verdi. Önce kendi şirketlerine sızmış olan FETÖ'cülerin işine son verdi. Şoke eden belgeler. 2009'da Rusları FETÖ'ye karşı uyarmış. 2009 yılında bizzat kendi avukatları ve şirket yöneticileri aracılığıyla Rus yargısına başvurdu. FETÖ okullarını kapatın. Türkiye ve Rusya aleyhinde faaliyet gösteren FETÖ'ye ait çağ okullarının Rusya'da kapatılıp yöneticilerinin ülkeden deport edilmesini istedi. 2009 yılındaki söz konusu olayın belgesine de Akit Haber ulaştı. Bahsi geçen yılda Rus Devlet Gazetesi'nde FETÖ propagandası yapıldı. Buna da karşı çıkıp örgütün Türkiye ve Rusya düşmanı olduğunun altını çizerek uyarıda bulundu. O uyarı dilekçesine de yine Akit Haber ulaştı. Aliyev'e FETÖ tehlikesini anlattı. Gurbanoğlu 2012 yılındaysa Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'den randevu alıp FETÖ okulları tehlikesini anlattı. Aliyev çağrıya uyup bazı FETÖ okullarını kapattı ancak bir hataya düşüp Türkiye'de de faaliyeti olan FETÖ'ye yakın bir enerji şirketine teslim etti. Kenya'da 4 FETÖ okulu kapattırdı. Yine 2011 ve 2012'de devreye girerek Kenya'da 4 FETÖ okulunun kapısına kilit vurarak sözde eğitimlerine son verdirdi. FETÖ karşıtı eylemleri nedeniyle 17-25 Aralık darbe girişiminde de hedef alındı Mübariz Gurbanoğlu. FETÖ'den iğrenç tehdit. İstanbul'daki evi basıldı, FETÖ'cü polisler tarafından özel hayatıyla tehdit edildi. Azerbaycan Türkiye iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu Türkiye'ye sayısız yatırımlar yaptı.
devlete sayısız hizmetler sundu. Türkiye'de çeşitli binalar inşa edip direkt kamunun hizmetine sundu. Onlardan biri İstanbul Etiler Polis Karakolu. 2008 yılında yaptırdığı polis karakolunun maliyeti milyon dolarları buldu. Türkiye'nin dört bir yanında anaokulları inşa etti. Açılışlarına dönemin devlet yetkilileri ve Başbakanı Binali Yıldırım katıldı. Şehit ailelerine yardım edip daireler hediye etti. Hastaların sağlık harcamalarını üstlendi. Gezi olayları döneminde kendisine ait ünlü bir otelin üstüne dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın dev pankartını asıp "Başbakanımızla beraberiz" dedi. İşte bu profile sahip bir ismin delilsiz bir şekilde FETÖ'cülük suçlamalarına maruz kalması kamuoyu tarafından garipseniyor.